Açıklamalı. Şimdi adaylıktan çekilen Işın Çelebi de mesela adayları eleştirdi. Özellikle işte bu çirkin koltuk kavgası yakıştırmasını yaptı. Başkanlık seçimiyle ilgili ağır ifadeler Çok kullandı. yani İflas eden kişilerin aday olması doğru değil dedi. Herkesi eleştirdi ve ve şimdi bir o taraf da seçmedi kendini. Hani normalde aday çekilir bir taraftan yana çekilmiş olur. Öyle bir şey de yapmadı. Tam tersi bu seçimin tamamen hani biraz böyle karanlık bir yarış olduğu imasında bulundu. ya ben şimdi kendisinin tabii haklı olduğu noktalar var da Galatasaray kongre yapısını hepimiz biliyoruz son seçimlerde. Son dönemlerdeki seçimlerdeki çıkan sürprizlere baktığımızda çok bilinçli kongre yapısı var. Üyeler hangi adayın ne durumda olduğunu, neler yapabileceğini, hangi listedeki hangi yöneticilerin nasıl katkı verebileceği konusunda falan bence gayet donanımlıdır, bilgi sahibidir. Onlar öyle hani onlar için soru işaretleri değil. Birçok kulüpte seçimlerde soru işareti yoktur. Bilinir yani kimin neler verebileceği, kimin neler yapabileceği, kulübün borçları falan. Onlar bilinir. Ben Işın Bey'in niye bu kadar sert girdiğini ve çıktığını çok çözemedim ama haklı olduğu noktalar da var elbette. Onların kendi arasındaki dil çok daha farklı mutlaka. Fakat Galatasaray kongre üyeleri de hani sokaktan geçen adama başkanlık vermez. Adaylar arasında da sokaktan geçen adam yok Zaten zaten. yok, aynen öyle. Bir, ikincisi herkesin, Galatasaray biraz daha kapalı bir camia. Hani üyelik zor vesaire. Evet. Herkesin de birbirini çok iyi bildiği bir camia. Allah kimin ekonomik durumu kötüyse, işte kim bu görevi suistimal edebilme potansiyeli varsa, böyle bir şey vardır demiyorum da, Işın Bey çok tecrübeli bir devlet adamı aynı zamanda. Evet. Yıllarca Eskiden, devletimize de hizmet evet. vermiş bir isim. Boş konuşmaz ama böyle bir aday varsa da Galatasaray Kongresi bunun farkındadır. O aday zaten doğal olarak doğal eliminasyon sistemiyle elenir. Başkan seçilmez. Benim öyle bir endişem yok. Her başkan adayı bence o koltuğu hak etmiştir. Ama dediğim gibi eğer öyle bir art niyet, karanlık emel, karanlık niyet varsa onu Galatasaray Kongresi çok rahat tespit eder ve kendi arasından sessizce uzaklaştırır. Şimdi Yakup Bey yazmış, Melike Hanım başkan adayları Galatasaray'dan daha çok Fatih Terim'i koz olarak neden kullanıyor? Demek ki adaylar Galatasaray'dan daha çok Fatih Terim'i öne çıkarıyorlar demiş. Emre Bey demiş ki açık söylemek gerekirse Fatih hocamızı seçim malzemesi yapmak kadar doğal bir şey yoktur. Fatih Terim'le omuz omuza veren bir başkan zaten başarılı olmak için çabalıyor demektir. Yine aynı şekilde Ali Bey, Fatih Terim olmazsa olmazımızdır. Fatih Terim'in karşısında olanların Galatasaraylıklarından şüphe duyarız demiş Galatasaraylı bir izleyicimiz. Bir soru var. Ona gelmeden önce şu tweetlerden sonra şunu sormak istiyorum. Aklıma geldi. Sevgili Ahmet Selim Kul, Aziz Yıldırım'la bir röportaj yapmıştı. Aziz Yıldırım şöyle bir cümle kurmuştu. Ben Fenerbahçe'nin ta kendisiyim diye. Fatih Terim için de Galatasaray olarak bunu söylemek mümkün mü sizce? Bu Tabii. tweetlere baktığımız zaman hani o çıkıyor ki Galatasaray da zaman zaman yaptığı paylaşımlarda bunu kasteden paylaşımlarda bulundu, tweetler attı yine ama. Ya tabii ki kişiler ya orada Aziz Bey'in anlatmak istediği şey farklı. Ya kişiler kesinlikle kurumların üzerinde olamaz. Evet. Bu arada aynı Aziz Yıldırım şunu da söyledi. Alex'in de heykelini dikmeyelim, benim de heykelimi dikmeyin. Efsane demeyin bana, efsane başkan demeyin. Efsane Fenerbahçe'dir dedi. Bunu görevdeyken de söyledi. Yani ama tabii ki Aziz Yıldırım da Fenerbahçe için çok şey ifade etmekte geçmişte ve şu anda da Fatih Terim aynı şekilde Galatasaray için çok şey ifade ediyor. Yani bu seçim, ben açık konuşayım, ben Galatasaray başkanlarının, yani bir Galatasaray kongresi olsam Galatasaray başkanlarının seçim öncesinde Fatih Terim'le ilgili tasarruflarını paylaşmasından rahatsız olmazdım şahsen. Hani burada kongre uzmanı kongre kurdu gibi konuşmayayım da, ben kişisel olarak bir Galatasaray kongre üyesi olsam Fatih Terim'e devam edecek miyim, etmeyecek miyim diyen başkana, bunu açıklayan başkana olumsuz bakmam. Siyaset yapıyor diye de bakmam. Gayet doğal bir tepki olarak bakarım ve oyumun kime vereceğimi de belirleyicilerden bir tanesi olur. Hocayla devam edecek mi, etmeyecek mi? Ona göre oyumu belirlerim. Yani burada
adayların kendini ifade etmesi, Fatih Terim üzerinden kendini ifade etmesi de bence bir şöyle, sıkıntı yok. Peki şöyle bir şey söylese bir başkan adayı, ben Fatih Hoca'ya tabii ki saygı duyuyorum. Çok büyük emekleri oldu bu kulübe. Bu kulübün efsaneleri arasında şimdiden yerini aldı zaten. Evet. Kulübün tarihinde altın harflerle yazıldı ismi. Ama ben yeni bir Fatih Terim getireceğim. Mesela bunun da alıcısı çıkar. Çıkar. Kongrede. Çünkü Galatasaray'da hep sıkıntı şu. Benim göze yani dikkatimi çeken. Tamam seçim olacak eyvallah da. Yıllardır Galatasaray ikinci bir Fatih Terim çıkaramıyor. Çıkarabilecek futbolcular oldu mu? Müthiş kadrolar. Hala var. Müthiş kadrolar geldi geçti. Hala var. Müthiş kadrolar yani Türk futbol tarihinde çok müthiş kadroları var Galatasaray'ın. İsim isim. Bir daha Avrupa başarısı olmadı. Doğru. O dönem ya, ben o kupa ama alanında... oldu yine Fatih Hoca döneminde oldu. Hayır hayır kupa anlamında söylüyorum. Ya kupa yani olmadı. Hemen arkasından alınan Süper Kupa UEFA Kupası. Evet. Ben dedim ki o zaman alındığında ben kaç yaşındayım, kaç sene önce alındım bilmiyorum. 2000. 2000'de. Ben şu an 47'yim. 20 sene geri git. Hadi ne oluyor? 25-26 mı oluyor? Neyse. Ben dedim ki ya önümüzdeki 10 sene, 15 senede Galatasaray'a bir kupa daha alır Avrupa'da. Fenerbahçe ve Beşiktaş da alabilir. İnancımız oydu. Evet. Fakat olmadı bir türlü. İki, yani bunu Galatasaray camiası yapabilirdi. Bu kupayı yeniden alıp. En yakın kulüp Galatasaray'dı. Bir tane Fatih Terim daha çıkaramadılar ki bu süreç içerisinde 2 tane, 3 tane çıkarması gerekirdi. Bir de aynı başarıyı bir daha yakalayamadılar. Onların nedenleri de benim kafamda var ama o ayrı bir programın konusu. Ama bir başkan, ben Galatasaray Kongre üyesi olsam, ben Fatih Terim'e çok saygı duyuyorum. Onun bende yeri ayrıdır, kalbimde yeri ayrıdır. Ama benim bir tane daha Fatih Terim çıkarmam lazım diyen başkan beni daha çok heyecanlandırır. Nurullah Bey sormuş takımı kim çalıştıracak diye. Az önce paylaşmıştık, yeniden paylaşalım. Selçuk İnan'la Necati Ateş ilk etap çalışmalarını yönetecek. Sarı Kırmızıların 14 Haziran'da başlayacak olan. Şimdi Fenerbahçe'ye geçmeden önce bir ben kimim yapalım. Buyurun. Ondan hemen sonra bilmem, uzun biraz uzun zaman konuşacağız bir şey Fenerbahçe'yi de. Ne güzel Kerem varken bunlar hiç olmuyor ya. Ne güzel mi? Ne güzel diyor. Sınav yok abi Kerem varken. Ne güzel dedi. Şaka yaptım canım. Evet, Avrupa Şampiyonası'nı kazanmak harika bir duygu. Premier Lig günlerimi özlüyorum. Quaresma harika bir insan. Feguli ile hala görüşüyorum. Avrupa Şampiyonası. Antrenman biter de şut çalışırdım, kalede Valdes olurdum. Ben kimim? Vay be Volkan Demir. Ne güzel diyorsun demek. Yok yani hani sınav olmayınca çocuklar mutlu olur ya öğrenciler. Ben de öyle hissediyorum Kerem olduğu zaman.